paragraftan yola çıkıldığında söz edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Siyasetten sinemaya ya da yazarlığa kadar çok yönlü bir ilgi alanı geliştirmiştir. Evet, bakın, onun hakkında söze başlarken bir adet olarak onun hekim, oyuncu, senarist, öykü ve köşe yazarı gibi farklı niteliklerine değinilir. Ayrıca baktığımızda üstelik bir dönem için Beyoğlu'ndan belediye reisliğine namzet olmuş. Demek ki A'yı söylemek doğru olur. B. Sosyal yönüyle özellikle de ihtiyacı olan kişilere yardımıyla bilinir. Bunu da söyleyebiliriz. Bakınız, bu ifadeden sonra mahallede yoksulun, yetimin barınma ve sağlık hakkının peşine düşmüş, sosyal antropolojide doktorasını tahsil etmekte çok yönlü bir kimlik. C. Kültürel zenginliğini ve kimliğini Anadolu coğrafyasından almıştır. Anadolu'nun bağrı diye tabir edilen bir coğrafyadan edindiği yaşam deneyimleri denmiştir ki C'yi karşılar. D. İnsanlık sorunlarını, bu sorunları kendi gibi dert edinen insanları örgütleyerek irdelemiştir. Bunu söylemek yanlış olur. E. Tecrübeleri ve izlenimleriyle biriktirdiklerini eserlerinde konu edinmiştir. Örneğin Anadolu'dan biriktirdiklerini, katıldığı eş dost muhabbetlerini de heybesinde taşıyor. Demek ki bu taşıdıklarını da devamında görmekteyiz ki eserlerinde işliyor. Cevabımız D'dir. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Yazma eylemi yaratma eyleminin dışa vurumudur. Yaratıcı yazma beynimizdeki yaratıcı düşüncenin kağıda yansımasıdır. Bu açıdan A'ya ulaşabiliriz. B. Sağ beyin ile sol beyin arasında yaratıcı düşünme farkı vardır. Sağ yarı yeniliklerin peşindeyken sol yarı da planlama peşindedir. Demek ki böyle bir fark var. C. Belli plan dahilinde hareket ederek yazmaya çalışmak, başlamak düşünceye engel olur. Yazmaya başlamadan konuyu planlamak düşünceyi engellemektedir. Doğru. D. Sağ beynin kendine has fikirleri vardır. Beynin sağ yarısı orijinallik, farklılık ve imaj arar. Yeniliklere açıktır. Dolayısıyla bu da D seçeneğine ulaşılabilir yapar. E. Yazma eylemi kişiden kişiye farklılık gösterir. Ve kişiden kişiye farklılık üzerinde durulmamış. Cevap E'dir. Hoca Afer'in hayatının anlatıldığı bu görseldeki bu açıklamalardan yola çıkıldığında Hoca Afer ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Yani bir bakıma hangisine ulaşılamaz, çıkarılamaz hangisi? A. Eğitim hayatı kendi memleketinden farklı yerde ilerlemiştir. Kendisi Malezyalıdır ama eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. B. Memurluk hayatıyla sınırlı kalmamış, gazetelerde de köşe yazıları yazmıştır. Öncelikle devlet memuru oluyor. Daha sonra gazetelerde bağımsızlığı savunan köşe yazıları kalem alıyor. C. Fikirlerinden dolayı aldığı sürgün cezası onu ilkelerinden alıkoymamıştır. Evet, burada Johor Sultanı İbrahim'i eleştirdiği için Singapur'a sürgün ediliyor. Ama gazetenin editörlüğünü yaparak Malaylara bağımsızlık fikrini aşılıyor. Yani fikirlerinden vazgeçmiyor. D. Kararlılıkla oluşturduğu partisinde tek milletvekili olsa da düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Söz konusu partiye baktığımızda ulusal partiyi kurmuştur. Seçimlerde partisinde tek milletvekili olarak meclise girmiş ve görüşlerini yaymaya devam etmiştir. E. Siyasi hayatının başarılı olmayışındaki en önemli etken Johor Sultanı İbrahim'in kendine olan düşmanlığıdır. Böyle bir ifadeyi çıkaramayız görselden. Cevabımız E'dir. Bu paragrafta anlatılanlardan yola çıkıldığında seyahatnamelerin işlevleri için altı çizili yerlerden hangilerini söylemek yanlış olur? Bunlardan sadece biri söylemek yanlış olur. İşlev demiştir bakınız, yani yaptığı iş, görev. Bir de edebiyata ait bir tür demiştir, sadece bir işlev belirtilmemiş. Ama 2 ve 3'te işlev vardır. Seyyahın gezdiği yerin iklimi, yer şekilleri, kentlerin ve toplumların geçmişi, insanların fiziksel, sosyal, ekonomik koşullarının incelendiği, kendine has özellikleri olan yapıtlar, yani neler yaptığını görmekteyiz seyahatnamenin. Üçte de benzer şekilde işlevi vardır. Sosyoloji, tarih, coğrafya bilimlerini destekleyen seyahatnameler, dikkatli kullanmak şartıyla bu sayılan bilimlerin hepsine kaynak olabileceği gibi edebiyat tarihinde de destek olmaktadır. Bakın, burada da işlev üzerinde durulmuş. Cevabımız A'dır. Bu parçada küresel ısınmanın yol açacağı olumsuzluklardan hangisine değinilmemiştir? A.
buzul kütlelerinin erimesini hızlandıracağına, küresel ısınma kutuplardaki buzulların erimesini hızlandırmıştır. B. Okyanuslardaki su miktarının artacağına, bu durum okyanuslarda su seviyesinin yükselmesine, doğal olarak bazı adalarda karaların kıyı kesimlerinin su altında kalmasına neden olacaktır. C. Kıyı çizgisinin değişeceğine, bunu da söylemek mümkündür. Bakınız, kıyı kesimlerinin su altında kalması kıyı çizgisinin değişmesi anlamına gelir. D. Okyanus sularında sıcaklık değişmelerinin oluşacağına, ayrıca kutuplardaki buzulların erimesi okyanus suyu sıcaklığının düşmesine yol açacak ifadesi bunu gösterir. E. Sıcak ve soğuk su akıntılarında artış sağlayacağına, bunu değinmemiş. Bu da sıcak ve soğuk su akıntılarının düzenini değiştirecektir demiş. Artış ifadesi kullanılmamış. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçadaki eleştiriye uygun nitelikte değildir? Yabancı kökenli sözcükler dilimize girmek şöyle dursun, dilimizi işgal etti. Bu sözcükler dilimize kök saldı adeta. Kabahat yabancı sözcüklerde değil, bizde. Aydınlarımızdan başlayarak toplumumuzdaki çoğu ferde varıncaya değin yabancı sözcükleri alabildiğine kullanıyoruz. Hatta birçok sanatçı Türkçesi varken bilhassa bu sözcükleri kullanıyor. Böylece entelektüel bir imaj çizmeye çalışıyor. Türkçesi varken ifadesi bize yerleşmiş sözcüklerin kabul edilebileceğini ama yerleşmemişlerin kullanmaması gerektiğini gösteriyor. Bu açıdan A seçeneğine bakarsak yeni server ile ilgili bir aksiyon alındı mı arkadaşlar? Mesela server sunucu, yani bu yerleşmiş bir kullanım değil aslında. B'de projeyi yeni arkadaşa async edelim. Assign, bakın bu da yine yerleşmiş bir kullanım söz konusu değil. C'de sunum dosyasını ajans ile paylaştığınız mail ile attach ettiniz mi? Yani attach etme yine bu şekilde eleştirinin örneği göstermektedir. D'de kampanyanın best pratik bakın yine uygun değil. E'de testlerde bir sorun ile karşılaşmazsak sistemi haftaya aktif hale getiririz. Burada test sonra sistem belki aktif bunlar yerleşmiş. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Bu metne göre zamanın özellikleri için 1, 2, 3 yargılarından hangileri yanlış olur? Burada sadece 3'ün yanlış olduğunu görmekteyiz. 1'e bakarsak her şeyin gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Zaman doğru bildiğimiz pek çok yanlışı ortaya çıkardığı gibi masum bilinen suçluları, iyi bilinen kötüleri ve kahraman bilinen hainleri de ortaya çıkarıyor. Demek ki bir doğru bir ifade, iki insanın yüzünü, yönünü ve gerçeğini bulmasında engel olabilir. Yakın tarihin sayfalarını karıştırmak bile fazlasıyla nüve veriyor bu konuda elimize. Ancak kurulu dünya düzeni insanın yönünü ve gerçeğini bulmasında engellerini eksik etmiyor. Görüldüğü gibi buna da ulaşmaktayız. Ama resmi ve gayri resmi tarih arasındaki farkın tek kanıtlayıcı unsurdur ifadesi yanlış bir ifade. Cevabımız C'dir.